Aynı hikayeyi bize bir de bir başka grafik göstererek anlatacağım. Burada da yatay eksende yine bu bahsettiğim toplulaştırılmış yönetişim indeksi değerlerini görüyorsunuz. Dikey eksende de reel cinsten yine kişi başına milli gelir değerlerini görüyorsunuz. Burada gördüğünüz her kırmızı karecik bir gelişmekte olan ülkeyi temsil ediyor. Grafiği çok kalabalıklaştırıp izlenmesini zorlaştırmamak üzere ülke isimleri yazılmamış burada. Fakat her kırmızı karecik bir gelişmekte olan ülkeyi gösteriyor. Her siyah dairecik de bir gelişmiş ülkeyi gösteriyor. Şimdi baktığınızda bu ortadan geçen doğru çizgide aşağı yukarı bunun arasındaki ilişkiyi bütün bu ülkeler bazında ilişkinin yönünü ve büyüklüğünü tahmin etmeye yarayan bir doğru tahmin edilmiş bir doğru eğimi tahmin edilmiş bir doğru. Şimdi siyah daireciklere baktığınızda bunların hepsi sağ tarafında. Yani toplulaştırılmış yönetişim indeksi değerlerinin yüksek olduğu ama aynı zamanda kişi başına milli gelir düzeylerinin de yüksek olduğu bir kümelenmeyi gösteriyor. Öte yandan gelişmekte olan ülkelere baktığınızda bunlar hem yönetişim indeksi performansı, yönetişim indeksi cinsinden ölçülmüş